İnsanoğlunun yaşadığı en büyük buhranlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı, haliyle oyun dünyasının hikaye anlamında sürekli olarak beslendiği bir olay. Ve bu oyunların bazıları yerde, bazıları gökte geçiyor. Gökte geçen oyunlar arasında 2001 yılında satışa sunulan IL-2 Star Movie adlı yapım, simülatif oynayışıyla uçak oyunları arasında yeni bir yolun açılmasını sağlamıştı. Serinin son halkası olarak nitelendirebileceğimiz Birds of Steel de her anlamda atasının izinden gidiyor. Birds of Steel'in tek kişilik hikaye modu, 2. Dünya Savaşı sırasındaki gerçek olaylardan ilham alıyor ve oyuncuya tüm bu olayları ABD ve Japonya taraflarıyla oynama imkanı tanıyor. Oyundaki ara sahneler, arşivlerin tozlu raflarından alınan gerçek görüntülerle süslü. Yükleme ekranları sırasında da yaşanan olaylar ve yapılacak operasyon şık bir şekilde anlatılıyor. Ancak oyunda sadece ABD ve Japonya taraflarını oynamıyorsunuz. Tek kişilik görevler bölümünde 4 farklı cephede farklı uçaklarla savaş vermek mümkün. Ayrıca Dynamic Campaign modunda aldığınız yenilgilere ve zaferlere göre tarih yeniden şekilleniyor. Birds of Steel'de ABD, Avustralya, İngiltere, Almanya, Rusya, İtalya ve Japonya'nın ürettiği toplamda 100'den fazla uçak bulunuyor. Bu uçakların hepsinin dış tasarımları, birkaç tanesi dışında da kokpitleri orijinal halleriyle oyuna aktarılmış. Ancak göze güzel görünen şeyler sadece uçaklar değil. Üzerinde uçtuğunuz dağlar, denizler, ormanlar, 3 boyutlu şehirler, etrafınızdaki bulutlar ve en önemlisi de ışıklandırma efektleri her irtifada tek kelimeyle mükemmel. Sesler de bir hayli başarılı. Ancak bizce telsiz konuşmalarında çatışma heyecanı biraz daha fazla yansıtılabilirdi. Birds of Steel oynanış anlamında birçok otorite tarafından 2. Dünya Savaşı uçak oyunlarının bir Gran Turismo'su, bir Forza'sı olarak tanımlanıyor. Ve bizce bu fazlasıyla haklı bir yorum. Herhangi bir manevrada uçağınızın limitlerini ve neler yapabileceğini bilmeniz çok önemli. Yükselmek için kolu bir anda kendinize doğru çekmeniz, uçağın kontrolünü kaybetmenize veya bir destroyer'e torpido bırakırken uçağınızın açısının yanlış olması torpidonuzun denizin dibini boylamasına neden olabilir. Hava şartlarının, uçağınızın nereden hasar aldığının, motorun fazla zorlanma nedeniyle yağının suyunun aşırı ısınmasının, keskin bir manevrada oluşan ivme nedeniyle pilotun kanının bacaklarına gitmesiyle gözlerinin kararmasının ve hatta kanatlardaki makine tüfeklerin geri tepmesiyle uçağın sarsılmasının yarattığı etkileri saymıyoruz bile. Bir 2. Dünya Savaşı uçağı kullanmamış olabiliriz ama Birds of Steel'ın başarılı bir simülasyon olduğu apaçık ortada. Bu nedenle size oyunda hiçbir şey yapmadan önce eğitim bölümünü oynamayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ancak korkmayın, oyunun belki de en büyük artısından biri her türlü oyuncuya uygun hale getirilebilecek zorluk seviyesinde gizli. Simplified yani basitleştirilmiş modda hızınız ve radar gibi bildirimler açık hale geliyor. Ayrıca uçağın limitlerini aşma korkusu olmadan gönlünüzce çılgın manevralar yapabiliyorsunuz. Realistic yani gerçekçi modda bildirimler yine açık kalıyor ama uçağın kontrolleri biraz daha zorlaşıyor. Simulator modundaysa oyuncuya hiçbir şekilde yardım edilmiyor. Kontrolleri bir kenara bırakın. Öyle ki hiçbir bildirim olmadığı için çatışmanın heyecanı içinde dost uçağı düşman sanıp vurabilirsiniz. Biz yaptık, siz yapmayın. Bu 3 seviyeden hiçbiri sizin için uygun değilse, oyundaki destek kalemlerini teker teker de ayarlayabilirsiniz. Birds of Steel, zoru seven oyuncuyu ödüllendiriyor. Yaptığınız kalkışlarla, inişlerle, düşürdüğünüz uçaklarla ve batırdığınız gemilerle deneyim puanı kazanıyorsunuz. Aldığınız bu deneyim puanları da seçtiğiniz zorluk seviyesine göre artıyor veya azalıyor. Oyunda 100'den fazla uçak olduğunu söylemiştik.
İşte aldığınız deneyim puanlarıyla seviye atlıyor ve yeni uçakları kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Ancak seviye uçakları açtırmak için yeterli değil. Para da kazanmanız lazım. O nedenle para biriktirmek için tek kişilik görevleri oynayabilir veya 16 kişiyi destekleyen çevrimiçi modunu tercih edebilirsiniz. Sadece yeterli paraya ve deneyime sahip olduğunuzda uçakları satın alabilir, onları dilediğiniz gibi boyayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Ancak oyun para kazanma kısmında biraz yavaş ilerliyor. Birds of Steel dar bir kitleye hitap ediyor olabilir. Ancak bahsi geçen o simülatif uçak oyunlarını seven kitle Birds of Steel'i kesinlikle gözden kaçırmayacaktır.